Koz Altın paranın rotasını sunar. Günaydın sevgili seyirciler. Bugün paranın rotasıyla birlikteliğimize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ev sahibimiz Yaşar Erdinç yanımızda ve konuğumuz Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Erkin Şahinöz aynı zamanda yanımızda. Bugün ekonomik verilerle ilgili dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, piyasalar, özellikle İstanbul Borsası'nın son durumu, yeni gelişmesi, birleşmesi bunlarla ilgili konuşacağız. Ama önce dünyadan başlayalım. Evet. Küreselleşme de son noktaya varan bu dünyada piyasalar hareketli gibi görünüyor. Evet. Bunun sebebini önce soralım. Evet, çok hareketli. Gerçekten dün Avrupa Merkez Bankası'nın kararı bekleniyordu. Belki Avrupa Merkez Bankası faiz indirir diye de beklendi. Euro dolar paritesinde çok sert hareketler oldu. Ve Draghi, yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı tam anlamıyla şöyle söyleyeyim. Daha önce demiştik ki Avrupa'da en kötü görüldü. Artık hani daha kötüsü olmaz, iyiye gidecek demişti. Fakat dün söylem değiştirdi biraz. Valla biraz daha olumsuz görünüyor. Kötü. Dolayısıyla bu sene sıfır Avrupa'da büyüme bekleniyor deyince moraller bozuldu. Avrupa'daki borsalara bir miktar satış geldi. Tabii biz de çok yükselmiştik ve Erkin daha önceki yorumlarında, yazılarında da şey diyordu. Bir ikinci çeyrek düzeltmesi bekliyorum diyordu. Hı. Sanki bu düzeltme başlamış gibi. Ben çok fazla bugün ben konuşmak istemiyorum. Biraz sözü de Erkin'e vereyim de. Erkin'le biraz bu konuyu da konuşalım ama önce istersen Erkin sen de küresel piyasaları değerlendir. Bu Kuroda dün bir açıklama yaptı ve bugün Japon yeni inanılmaz değer kaybetti. Japon borsası fırladı gitti. Dünkü Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar. O açıklamalarda neden ihtiyaç duyuldu? Şimdi aslında güzel tarafı Yaşar Hocam'ın da söylediği gibi Draghi bir açıklama yapıp ondan sonra beni yanlış anladınız demek zorunda kalmadı. Önce onu söyleyelim. Ama Avrupa ile ilgili çok farklı bir görünüm sunmuştu bir önceki toplantıda. Yılın ikinci yarısında Avrupa'nın yeniden büyüme patikasına şu an çünkü daralma yaşıyorlar, evet. Resesyondalar, ekonomik daralma demek. Yılın ikinci yarısında yeniden büyüme patikasına girebileceklerini öngörmüştü. Hı hı. Ve bu da piyasalar tarafından o dönemde olumlu algılanmıştı. Şimdi söylem değişikliği var. Özellikle Güney Kıbrıs'ta yaşanan bunalımdan sonra biz hep şunu söylüyoruz. Dünya ekonomileri birbirine ticaret kanalları üzerinden, finans kanalları üzerinden ne kadar bağlıysa aynı zamanda güven kanalı üzerinden de son derece bağlı. O tarafta olan, bu tarafta olan negatif gelişmeler o ülkenin dışında kalan dünyayı da olumsuz etkileyebiliyor. Hı hı. Yani yatırım harcamaları, yatırımlar geciktiriliyor, tüketim harcamaları aynı şekilde erteleniyor. Ve bunun yani Güney Kıbrıs'ta yaşananların aslında Amerikan verilerine dahi etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Mart ayında ISM imalat ve hizmetler endeksleri beklenenden kötü geldi bu hafta açıklanan verilerde. Dolayısıyla verilerde tam bir toparlanma var. Amerika güçleniyor, Avrupa daralmadan çıkıyor derken hem Merkez Bankası başkanlarının yaptığı açıklamalar, evet, hem de gelen veriler aslında işlerin o kadar da iyi gitmediği şeyini, resmini ortaya koyuyor. Ama bu kötü bir şey olmayabilir. Çünkü Türkiye'ye nasıl geçen yıl düşük büyüme not artışı getirdiyse piyasalara da düşük büyüme mutluluk getiriyor. Çünkü düşük büyüme merkez bankalarının, gelişmiş merkez bankalarının parayı çok bol ve ucuz tutmaya devam etmesi anlamına geliyor. Hı hı. Peki sizin anlattıklarınızdan şu yorumun değerlendirmesi nasıl çıkar? Rubini geçenlerde Avrupa, Yunanistan için özellikle resesyonda değil depresyonda gibi bir ifade kullandı. Şimdi sizin dediklerinizden bir toparlanma yolu açılabileceğini de anlıyoruz. Belki o büyümenin az olmasıyla beraber ama daralma mı var orada yoksa durma mı var? Bunu tartışmak gerekiyor mu acaba? Şimdi Rubini'nin söylediği Yunanistan için ben de aynı görüşteyim. Depresyon dediğimiz şey resesyon, ekonomik daralma. Hı hı. Depresyon, ekonomik daralmanın çok uzun süreni, çok derin yaşananı. Yunanistan'da hakikaten böyle bir durum söz konusu ama Avrupa'nın geneli için bunu söylemek şu aşamada doğru değil. Ama Avrupa'da ciddi bir sistemik risk yaratıldı.
Her ne kadar dün Draghi'nin hocam çok daha iyi değerlendirecektir. Draghi'nin bir açıklaması vardı. Güney Kıbrıs'ı kurtarma şeklimiz Avrupa'nın geneli için geçerli olmayacak. Çünkü bu büyük bir kaygı yaratmıştı. İspanya, İtalya bunlar durumu zor ekonomiler. Evet. Yarın öbür gün yardım başvurusuna gidebilirler. Ve öyle bir senaryoda bankacılık krizine neden olur. Çünkü tasarruf sahiplerinin bankalara koştuğunu, mevduatlarını çektiğini düşünün. Evet. Zaten sallan yuvarlan giden bir bankacılık sistemi Avrupa'da. Dolayısıyla bunu düzeltecek yönde en azından piyasaları rahatlatacak yönde de bir açıklaması vardı Draghi'nin. Ama görüntü şu, ikinci çeyreğe girdik. Bir dolu piyasa işte petrol, Amerikan 10 yıllık hazine faizleri, petrol, parite, bakır fiyatları. Bunların hepsi bir tarafa gidiyor. Çok diri duran, yani negatif anlamda söylüyorum, bozulma başladı bu piyasalarda ama bozulma yaşamayan tek bir piyasa var şu an. Amerikan borsası, S&P endeksi. Halen 1550-1575 bandında, yani kriz sonrası dönemin en yüksek noktasında duruyor. Ama İMKB'de ikili zirve 86.700 dönüşü başlamış gözüküyor. Hocam, ne söylemek gerekiyor İMKB'deki bu düşüş şimdi için? İMKB biliyorsun her bugün... şey Amerika'dan başladı ama şimdi biz düşüyoruz. İMKB için bir kısa vadeli yorum yapacağım. Bir de genel olarak orta vadeli. Genel olarak baktığımızda biliyorsun dün akşam Borsa İstanbul'un galası yemeği vardı. Müthiş bir sunum hazırlanmıştı. Öyle mi? Sayın Babacan oradaydı. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oradaydı. Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı, BDDK Başkanı Hakim Öztekin ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş hepsi oradalardı. Birlikteydiler. Ben şunu söyleyebilirim. Sayın Babacan bir konuşma yaptı Borsa İstanbul'la ilgili olarak. Orada 2009'da eylem planının hazırlandığını, eylem planında daha ilk hazırlandığında birinci maddesinin ihtisas mahkemeleri ve bu işin hani software kısmı olduğunu söyledi. Biz aslında İstanbul'u finans merkezi yapma, Borsa İstanbul'u dünyanın belli başlı ilk 10 borsası arasına sokma konusunda bizim en büyük endişemiz, yani piyasayı gözlemleyenler olarak şuydu. Ne yaparsanız yapın, eğer yasal düzenlemeyi yapmazsanız, yani bir Londra'daki gibi tahkim ve gerçekten özel ihtisas mahkemeleri kurulmazsa, böyle bir durumda çok büyük bir eksiklik var. Yabancı yatırımcı da gelip buradan işlem yaparken endişe duyar. Nitekim onlar yapılıyor. Adalet Bakanlığı normalde ihtisas mahkemelerinin genellikle kurulmasına çok karşı. Bir de başımıza bu derdi mi alacağız ihtisas mahkemeleri? Fakat bu kabul görmüş durumda. Bence bu Türkiye sermaye piyasaları açısından inanılmaz bir devrim niteliğinde olay. Ve o yasalar hazırlanıyor. 2013'ün sonunda, 2014 başında çok büyük bir değişim olacak. Ve Türkiye'yi diğer dünyadan ayıran çok önemli gelişmeler var. Bizim en büyük sorunumuz cari açık. Ama bu Borsa İstanbul sadece gerçekten bir isim değişikliği değil. Yani altın borsasını, VOBAŞ'ı ve diğer kurulacak tüm elektronik borsaların hepsini bünyesi altında toplayacak. İşte kira sertifikaları gelecek, sukuk orada işlem görecek. Yani inanılmaz bir platform yaratıyorlar. Ve bu da bir anonim şirket olacak. Kar amaçlı. Zamanlaması doğru mudur? Zamanlaması çok doğru. Yani bundan daha iyi bir zamanlama olmaz bence. Zamanlaması doğru. Bir de İMKB'nin hisselerini de alabileceğiz. Artık İMKB değil. Düne kadar İMKB'ydi. Borsa İstanbul, BIST olarak kısaltıldı. Logosu da çok hoşuma gitti. Lale'nin bir tarafı B harfi, bir tarafı S harfi olmuş. Ortada İ var, biz çıkıyor. Çok yaratıcı düşünmüşler, orijinal düşünmüşler. Ben Borsa İstanbul kurulduktan, yani bugün Sayın Başbakan az sonra gongu çalacak ve artık AŞ olarak başlamış. Dün tescil olmuş Ticaretçi Gazetesi'nde Borsa İstanbul. İleride insanlar Borsa İstanbul'un da hisselerine sahip olabilecekler. Çünkü ileride o da halka açılacak. Bir şirketleşme olduğu için herhalde, evet, şirketleşme oluyor ve kar amacı güden bir yer oluyor. Tabii bu biraz küçük yatırımcıya biraz yük de getirecek. Yani sadece küçük yatırımcıya değil, herkese aslında bir miktar yük getirecek. Kar odaklı olduğu için de o işlem komisyonlarında bir miktar artış olabilir. Ben öyle bir izlenim de edindim. Borsanın dolayısıyla ben orta vade ve uzun vadede performansının iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası
çok önemli bir karar verdi. Yani para politikası toplantısında, son toplantıda Merkez Bankası çok net bir şekilde büyümeyi destekleyeceğini artık ortaya koydu. Kredi büyümesiyle ilgili olarak da hep endişeliydi Sayın Erdem Başçı. Daha önce Sayın Babacan da hani %15'lik kredi büyümesi bizim için önemli bir noktadır. Hani onu izin vermeyiz anlamında şeyler söylemişlerdi. Fakat Mardin'de evvelsi gün Sayın Erdem Başçı konuşurken o bir zorunluluk değil, bir referans noktası diyerek aslında büyümeyi destek verildiğini söyledi. Bir de biz bu toplantıda muzam karşılıklarda artış bekliyorduk. Çünkü kredilerdeki büyüme %22'ye vardı. Merkez Bankası kredi büyümesini engellemek için de bir miktar muzam karşılıkları arttırabilir. Hayır, şu an olan şey şu. Düşük faiz, ki faizleri bence bu toplantıda 16 Nisan'da tekrar düşürecek üst koridoru Merkez Bankası. Düşük faiz, yüksek kur politikası isteniyor şu an. Kur yükselerek cari açık üzerinde baskı yaratsın, cari açık genişlemesin isteniliyor. Ve bu bizim ekonomik büyümemizi çok fazla destekleyecek. Yani ben bu seneye başlarken 3 diyordum, 3.1 civarında bir büyüme bekliyordum ama Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasında 4'ü geçeceğini düşünüyorum. Peki, ekonomik büyümeyle beraber en büyük sorunumuz olan cari açığı dengeli tutabilecek miyiz? İşte bu şartlar, bu veriler işte doğrultusunda. Eğer, çok güzel bir soru, eğer dışarıdan sermaye girişi çok şiddetli olmazsa, yoğun sermaye gelmezse, o zaman kurları aşağı önde baskı yapmaz. Kurları 1.85 ortalamaya giderse eğer bu sene, biz cari açığı çok çok yükseltmeyiz. Yani çok ciddi arttırmayız. Kurlar yükselirse. Fakat kurlar 1.80'in altına gider, 1.77-1.80 aralığında kalırsa ve Merkez Bankası da bu büyümeye destek vermişse, krediler de bu hızla büyüyorsa tasarruf çok daha düşer, tasarruf oranları. Çünkü bu faizlerle kimse parasını bankada tutmak istemez. Mevduattan başka alanlara, emlak, gayrimenkule, diğer alanlara yatırım kaçışı olur. O anlamda ben 2013 yılı için olumluyum Türkiye açısından, büyüme açısından da. Fakat az önce de Erkin söylediği gibi de Avrupa'da şu an sıkıntı şöyleydi. Bir alev düşün. O alev geçen sene Haziran, Temmuz aylarında arttı. Evet. Artan alevi söndürmek için Draghi çok önemli bir risk aldı. Yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Dedi ki getirin, ben bu ülkelerin tahvillerinin tamamını alacağım. Yeter ki ülke başvursun. O zaman piyasa dedi ki hani İspanyol tahvilini ben de alırım o zaman. İtalyan tahvilini ben de alırım. Ve faizler düştü. O ateşi yatıştırdılar. Sonra bir yerden tekrar bir çıngı çıktı. Tam böyle dumanı çıkıyordu ateşin. Bir baktı ki Güney Kıbrıs'ta bir patlak verdi. Ve bu sefer tüm beklentileri bozdu. Ve 1 milyon nüfuslu bir yer hakikaten Amerika'daki piyasaları bile koskoca... Çok fena patladı sanki, evet, değil mi? Evet, kelebek etkisi. Muazzam kelebek etkisi. Tam bir kaotik dinamik yani. Bu fizikteki kaotik dinamik yani oldu. Sonuç olarak ben şöyle düşünüyorum. Şimdi borsamız bizim bir dirence gelmişti. Bu direnci ikinci defa test ediyor. Buradan bir düzeltme geliyor. Bankalara çok satış geldi. Son iki günde bankalarla birlikte düştük. Burada kar ödeme dönemleri şu an. Birçok şirket kar payı dağıtmaya da başladı. Endekslerde kar payını da düşmeniz gerekiyor ama endekslerde düşülmüyor bu. Hani VOP'da temettü ödemesi düzeltmesi yapılıyor. Ama MKB'de bir temettüye göre bir ayarlama yapılmıyor. Şu an bir, hem o yüzden hem de bir de teknik sebeple bir düşüş var. Ama bu düşüş Moody's kararından sonraki biz 87 binden 86 binden ta 75 bine kadar gelmiştik. 11 bin puan düşmüştük. Hani şu an yatırımcıda öyle bir korku oluştu. Hani acaba şimdi 85 binden yeniden bir 10 bin puan 75 bine kadar düşer miyiz şeklinde. Onu etkileyecek bir durum oluşması an, gerekmiyor mu öncelikle? Tabii ama şöyle de bir şey var. Yani piyasa karı yeterli bulduğu anda satış yapar. Yani orada dirence geldi vesaire. Bugün çok önemli. Yani bugün Sayın Başbakan gongu vuracak. Ben de geçen cumartesi bir yazı yazmıştım. Ya Sayın Başbakan'ın gong vurduğu gün borsa düşerse diye. Böyle bir şeyin etkisi olabilir mi peki genel anlamıyla? Yok canım, olmaz öyle bir şey. Hayır. Borsanın birleşmiş olmasının borsaya bir etkisi olur mu? O kadar enteresan hareketlerden çünkü etkilenebiliyor ki. Evet. Hani olumlu bir şey diyoruz ya. Ben orada beklemiyorum. Yani öyle bir etki olmasını beklemiyorum. Genel bir yurt dışında başlayan bir normal bozulma. Biz daha önce pozitif ayrıştık. Yani bundan bir hafta önce, iki hafta önce biz dışarıya hiç bakmadık. Yani direkt biz yükselerek gidiyorduk.
Hatta şimdi bir not artışı falan filan da beklenmeye başlamıştı. Şey, S&P'den sonra acaba Moody's de mi yapar diye. Moody's'in not artışını hemen 15-20 gün içinde, bir ay içinde yapmayacağını piyasa anladı. Şu an onun kar realizasyonunu yapıyor. Benim yorumum bu. Ve bu kar realizasyonu ile birlikte bir miktar daha aşağı çekilir. Yani 82 bin seviyelerine kadar geliriz. Orada bir destek oluşturmaya çalışır. Yani dün 83.250 kapandı. 82 bin civarında bir destek oluşturmaya çalışır teknik olarak. Ben yalnız çok konuştum. Asıl borsa ile ilgili bu doğru tahmini yapan Erkin. Yani ben daha olumluydum. Yani şeyde ben 85 binin çok fazla aşağı kırılmadan yatay giderek normal çıkışına devam etmesini bekliyorum. Yani bekliyordum daha doğrusu borsanın. Normalde 85 bin kırılınca zaten 84 bin çok güçlü bir destekti. Bura kırılırsa nakde bir miktar geçilip alım için beklenmesi gerektiğini söyledim ama 84 binin de çok fazla aşağı kırılmasını da beklemiyordum. Dün aslında hiç izlemedim. Dün Euro Finance toplantısında konuşmacıyım sabah 9'da. O yüzden yayına katılamadım. Hatta hasta mısınız ne oldu diye çok fazla mail göndermişler sağ olsunlar izleyiciler. Ve dolayısıyla geldiğimde piyasaya baktığımda 84 bine gelmişti, 84.250'ye. Ondan da son seansın son yarım saatinde bir sert düşüş oldu. Bundan sonraki süreçte biraz daha artık böyle ne çok rally tipi ne de çok Moody's sonrasındaki gibi sert düşüş. Bunun arasında bir yerde bir destek bulacak. O da 82 bin civarında bir destek oluşturmaya çalışacak. Evet. Şimdi son enflasyon verileri, dövizin geldiği nokta, altının durumu ve borsamızın bugünkü mevzu. Evet. Ne görüyorsunuz siz ileriye yönelik bu rakamlarla beraber? Şimdi, nasıl değerlendirmek okumak lazım? Şimdi dünya bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye ekonomisi, Yaşar Hocam'a ben de katılıyorum. Orta ve uzun vadede çok ciddi bir şekilde yabancı yatırımcıların hem reel sektör yatırımları açısından hem de finans sektörüne gelen yani portföy yatırımları açısından cazibe merkezi olmaya devam edeceğini olarak özelliğini korumaya devam edeceğini düşünüyorum. Bunun için de bir dolu gerekçe var. Güçlü bankacılık sistemi olsun, iç pazarın büyüklüğü olsun, mali disiplinimiz olsun uygulanan ve gene büyüme anlamında bölgede benzerlerimize kıyasla çok daha iyi bir performans gösteriyor olmamız. Şimdi ben Merkez Bankası'na dönmek istiyorum. Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyor? Merkez Bankası aslında Türkiye'de büyüme ve cari açık. Evet. Bu ikisi arasında ciddi bir ilişki var. Dengeyi mi sağlamaya çalışıyor? Yani, büyümeyi, şimdi cari açığı siz mümkün mertebe neden reform yapıyor şu an Türkiye? Büyüme ile cari açık arasındaki ilişkiyi biraz daha kırabilmek için, yani arasındaki korelasyonu biraz daha azaltabilmek için. Ne kadar çok büyüme o kadar çok cari açık dünyasından büyüme ve cari açık arasında ilişki her zaman olacaktır. Ama o ilişkinin en azından derecesini biraz azaltmak gibi bir niyet var. O yüzden de orta vadeli reformlar yapılıyor. Ve bu reformlar bu gece, yarın gece sonuç vermeyecek. Bir dönem biz büyüme ile cari açık arasındaki korelasyonun çok yüksek olduğu bir dünyada olacağız. Evet. O zaman Merkez Bankası bu gözle olaya baktığında, yani o dönüşüm başlayana kadar ki süreçte hocamın da söylediği gibi iki tane önemli aslında mekanizmayı devrede tutuyor. Birincisi yüksek kur. Bu fiyat etkisi deriz biz buna. Fiyat etkisi üzerinden cari açık üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. İki, kredi büyümesini kontrol altında tutarak, yani büyüyelim diyor Merkez Bankası ama kontrollü büyüyelim diyor. Cari açık artmasın diyor. Dün senin söylediğine çok ilginç. Evet. Sayın Şimşek, Mehmet Şimşek, ben ilk defa hükümetin cari açık konusunda bu kadar net anlatan olmamıştı şeyi, Mehmet Şimşek'in anlatanı. Yani şimdi Mehmet Şimşek diyor ki 60 milyar dolar bizim petrol faturamız var yıllık. Bu 60 milyar doları çıkartın cari açıktan. Biz gayri safi yurt dışı hasılanın %2'si kadar cari fazla veriyorduk. Şimdi %72'sini toplam enerji ihtiyacımızın biz dışarıdan karşılıyoruz diyor. Ve bununla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları, enerji politikasını anlattı. Bugünden yarına kurulmuyor. Nükleer santrallerin gerekçesi falan. Mesela 300 milyon dolarlık uranyumla 3 milyar dolarlık doğalgaz veya fuel oil veya diğer yakıtlarla enerji ürettiğin şeyi 300 milyon dolarla üretebiliyorsun. Burada büyük tasarruftan bahsediyor. Dediğin gibi asıl Türkiye'nin yapması gereken şey yapısal reformlar ve bu büyürken cari açığın artmaması lazım. Aynı Çin'de olduğu gibi. Çin'de %15 büyüyordu ama cari fazla veriyordu. O da ihracattan geçiyor Erkin. Ama kısa vadede, dün ben ısrarla onu söyledim ama Sayın Mehmet Şimşek kabul etmedi.
Tam ben konuşurken Sayın Mehmet Şimşek girdi. Ben de o sırada şey diyorum. Özel kesim tasarrufları çok kötü düşüyor. Kamu kesimi de buna destek vermiyor. Kamu kesiminin tasarruflarının artması lazım. Çünkü cari açık eşittir tasarruf açığıdır. Özel sektör tasarruflarının artması için BES şey yapıldı. Evet. Ama Mehmet Şimşek de dedi ki zaten ya ben girdiğimde arkadaşlar konuşuyorlardı. İşte kamu tasarrufları için bakın 2002'den önce %-7,5'muş kamu tasarrufu. Biz ortalama %2,5'a çekmişiz dedi. %2,5'a çektik. Hani bu yetmiyor mu canım şeklinde bir şeyde bulundu. Bence yetmiyor. Yani burada eğer siz kısa vadeli büyümeye karar verdiyseniz cari açıda arttırmayacaksak kamu tasarruflarını en azından bu yıl 1-2 puan arttırmanız lazım ki cari açık üzerinde siz de baskı yaratın. Yani maliye politikası da baskı yaratsın. Eğer öyle ben şu görüşüm şu. Bu sene seçimler var, anayasa değişimi var bilmem ne. Orada kamu tasarruf yapmaya kalktığında bu ciddi anlamda oy kaybına da sebep olur. Muhtemelen. Hocam. Ama niyetleri yok yani. Bir reklam aramız var. Bu arada Başbakan'ın Borsa İstanbul'a giriş yaptığını ve orada incelemelerde bulunduğunu şu sıralarda da ekleyelim. Reklamlara geçelim, sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, reklamdan önce Başbakan'ın Borsa İstanbul'a giriş yaptığını, orada incelemelerde bulunduğunu söylemiştik sevgili seyirciler. Hemen bir göz atalım. Hocam. Evet. Sayın İbrahim Turan, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Başbakan şu an az önce reklamlardayken Sayın İbrahim Turan işlem pencerelerini anlatıyordu Sayın Başbakan'a. Şu anda da zannedersem gongun vurulacağı alana doğru ilerliyorlar. Bu arada tabii orada bir de borsanın kuruluşuna ilişkin bir sergi de var. Ve borsa tarihini anlatan ki bizim borsamız aslında 1985 değil yani. Bizim borsamız aslında 1800'lü yıllarda. Yani, öyle mi? Tabii. Yani Osmanlı'da ciddi borsa var ve Galata bankerleri dediğimiz yani Türkiye'ye borç veren, daha doğrusu Osmanlı'ya borç veren ve ciddi anlamda bizi borca boğup daha sonra da bu borçların hepsini Türkiye Cumhuriyeti'nden isteyen bankerler var. O zaman muazzam bir şey var. Yine borsa var. Hatta türev işlemler var o dönemde. Hatta Celali Yılmaz kendisi SPK'da eski denetim dairesi başkanı. Bu konuda iki tane kitap yazdı. Dersaadet, Borsa İstanbul'un eski... Daha doğrusu Borsa İstanbul'u demeyeyim yani daha önce Osmanlı Borsası'nın başkanı da o sırada İMKB başkanı gibi şeydi. Dino, bu ressam Abidin Dino'nun zannedersem dedesi o borsa başkanı. O çok ilginç şey yapmış, ilginç tespitleri var Erkin. Bugün %100 geçerli tespitler. Mesela diyor ki işte girip manipülasyon yapmayın, şöyle yükselen şu hisseyi almayın. Vesaire yani o zaman dahi şeyler var. Az önce Sayın Başbakan zannedersem o tarihsel süreci izliyordu. Biraz sonra da gongu çalacak. İnşallah bugün Başbakan'ın hatırına borsa yükselir diyelim. Yani insanlar da mutlu olur. Sorular var. Evet. Gong çalmadan önce Erkin Bey'e o sorulardan iletelim. Öncelikle tarihte Girit'te yanardağ patlaması sonucu insanların kurban edilirken fosilleştiği diye parantez açılmış. Buzul çağına girildiği tekerrür olur mu bilmem ama Kıbrıs'ta Atina'da Avrupa Birliği patlar mı? Avrupa Birliği bu çağa girer mi diyor. Hüseyin Yurtsev az önceki krizden, küresel krizden başlıyor. Yani, ilginç bir teşbih olmuş. Şimdi ben Avrupa Birliği'nin açıkçası... bacaklarının 4 tane önemli bacağı var. Lisbon ajandasını ortaya koyduklarında işte dediler ki emekte serbestliği olacak, işte hizmette olacak, malda olacak, sermayede olacak. Avrupa bunların sadece 2 tanesini yapabildi. Yani mal, goods dediğimiz mallar Avrupa bir bloğu içerisinde gidip gelebiliyor serbest bir şekilde, sermaye. Ama diğer bacaklar doğru düzgün çalışmadı. Ortak dil yok, ortak siyaset yok. Ortak bir maliye politikası yok.
İşte herkese bir tane aynı ceketi giydirmeye çalıştıkları bir dünya. Şimdi bu modelin, yani sadece parasal birlik, ben bunun doğru çalışacağına inanmıyorum ve zaten de çalışmadığınız zaman gösterdi. Şöyle, orada Erkin sözünü çok balla keseceğim. Çok özür diliyorum senden. Şöyle, hani George Friedman, Türkiye gelecek yüzyılın süper gücü olacak diyen George Friedman var. Bu konuda kitap yazdı ya. Buraya gelmişti. Ve biz de o zaman bir aracı kurumun sponsorluğunda gelmişti. Biz de köşe yazarlarına katılmıştık. Orada bir şey söyledi. Avrupa Birliği asla hiçbir zaman bir devlet olamayacak, politik birlik olamayacak. Sebebi de şudur. İşte bu bir süreç olsa da dedi. Sayın Deniz Gökçe o sırada bir soru sordu. Ya dedi, Amerika'da dedi ayrı ayrı devletlerden oluşuyordu. Onlar dedi bu bir süreç, bu süreç devam ediyor deyince George Friedman şunu söyledi. Ama dedi Amerika'da birleşelim, devlet olalım diye savaşanlarla devlet olmayalım diye savaşanlar vardı. Devlet olalım diye bir savaş vardı. Şu an Avrupa'da halklara gidip sorsan bir Avrupa Birleşik Devletleri mi olmak istersin, Fransız mı kalmak istersin, Alman mı? Kimse kabul etmiyor. Böyle bir savaş zaten evet. Yok. Bu imkansız dedi. O günden itibaren de zaten Avrupa Birliği'nin, ben de önümüzdeki dönemde sadece bir parasal birlik olarak tutulmaya çalışacak ama öyle bir devlet olması olası çok zor. Ama olmazsa da parçalanır. Yani o maliye birliğini, mali birliği sağlamazlarsa orada da parçalanır. O noktada yani Friedman'ın o sözünü hatırladım da. İstersen şeye de özellikle senin borsa görüşünü de çok merak ediyorlar. Moody's ile ilgili örneğin İspanya bankaları. Moody's bugün İspanya bankalarıyla ilgili negatif bir açıklama yaptı. Resesyon ekonomisi yüksek seviyeli karşılıksız borçlarla karşı karşıya demiş Ahmet Öztürk adlı izleyicimiz. Evet. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Yılın, geçen yılın ikinci yarısından beri piyasalarda kuvvetli bir yükseliş trendi oldu. Hı hı. Hem dış dünyada hem de içeride. İçeride İMKB sürece hep olumlu ayrışarak katıldı. Beklentilerimiz vardı. Hakikaten de Türkiye'nin durumu iyi. Yani Brezilya borsasıyla şu anki yeni ismiyle Borsa İstanbul arasındaki fark, hı hı, makas ciddi şekilde açılmış durumda. Yani Brezilya'yı örnek olarak aldım, emsal anlamında Türkiye'ye benzeyenler arasında. Şimdi geldiğimiz nokta, ilk çeyrekte piyasalar, belli piyasalar zirve oluşumunu tamamladı. Bunların en başında parite geliyor. Parite çok önemli bir gösterge. 1.37'de zirve yapan parite haftalardır geri çekildi. Dün hatta bir ara 1.2760'lara, 1.2750'lere kadar düştü. Şimdi parite neden önemli? Çünkü dolara olan talebin değişimini gösteriyor. İşler kötü giderken dolar her zaman sığınılacak liman işlevi görür. Hı hı. Çünkü işler kötü giderken insanlar, sermaye grupları, yabancı yani yatırımcılar daha doğrusu, evet, önce dolara geçip ondan sonra da Amerika'ya giderler. Amerika'da da park ettikleri yer hazine kağıtlarıdır. Hazine kağıtlarını alırken de hazine faizlerini düşürürler. Şimdi bakıyoruz, ilk çeyrekte bize bağıran bazı göstergeler var. Parite düşüyor, dolar değer kazanıyor. Evet. Demek ki dolar talebi artmış. Hazine faizleri Amerika'da %2.05'te zirve yaptı. 1.75'e dün akşam itibariyle geriledi. Hmm. 30 bips'lik bir düşüş var. Demek ki hazine kağıtlarına da giriş var. Çünkü daha önce tam tersini görüyorduk. Hazine kağıtlarından çıkıyorlardı, Amerika'yı terk ediyorlardı, doları satıyorlardı, borsalara gidiyorlardı. Evet. Şimdi o süreç yavaş yavaş terse dönüyor gibi. Üstelik bakır önemli emtia, petrol. Şimdi bunlara bakıyoruz. Borsa veri tamam. İlk başta ne dediler? Amerika'da borsalar rekor kuruyor. Ya, haliyle öyle bir beklentiyle fiyatlama oluştu. Ama borsanın sevindiği şeye, yani iyi gelen ekonomik verilere emtia piyasası sevinemedi. Bakırda bir düşüş var. Zirve yaptıktan sonra. Evet. Petrolde 118 dolardan 105.60'lara kadar dün akşam geriledi ki Kuzey Kore Amerika arasında çok sert söylemler olmasına rağmen. Evet. Şimdi evet, bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bu bütün göstergeler bir şeyi işaret ederken bu harekete katılmayan bir piyasa grubu var. O da borsalar. Başta da S&P. Yani Amerikan borsası. Evet. Özellikle vurguluyorum. İMKB'de de bu süreçte zaten 86.700 daha önceki zirvesine çok yaklaştı. İkili zirve yaptı diyebiliriz. Şimdi benim beklentim S&P'nin 1550-1570 bölgesinde uzun zamandır işlem görüyor. Bu bölgenin kolay kolay geçilemeyeceği ve S&P'ye de
bir düzeltme geleceği yönünde. Evet. İkinci çeyrek içerisinde. Peki düzeltmeyi nereye kadar? Şu an grafiği de verelim. O grafik üzerinden de söyleyebilirsin. Düzeltmeyi nereye kadar beklersin erken? Ve bizim piyasadaki düzeltmeyi nereye kadar beklersin? Şimdi düzeltmenin derecesini, düzeltmeyi tetikleyecek faktörler belirleyecektir. Ama şu aşamada ben ilk adres olarak 1450 bölgesi. Yani ondan sonra da 1370-1380. Yani şu seviyeye kadar. 1450'yi ben çizeyim. Evet. S&P'de 1450 şu seviye. Yani yaklaşık olarak daha önceki geçemediği zirve seviyesine kadar. Evet. Anladım. Bu süreç ne kadar bekliyorsun orada? Ben Haziran sonuna kadar olan vadede bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Ama daha da sert olabilir. Hı-hı. Yani 1370-1380 bölgesinde görebiliriz. Yani o şurayı da. Evet, evet. O zaman 1550'den neredeyse yaklaşık %20. Eğer ikinci seviyeye gidilirse. İlk seviye o kadar değil. Yani ilk seviye daha yumuşak, daha ölçülü bir düzeltme. Anladım. Peki şu an istersen bir de İMKB'yi verelim. Şu an İMKB'nin grafiğini de verelim. Bu da İMKB. Daha önceki 86.700 şurası. Oraya çok yaklaştık. Şu an bir geri çekilme yapıyoruz. Ve şu seviye ki 81.800 seviyesinde bir destek var. Hı. Burada nasıl bir seyir bekliyorsun? Orası çok önemli bir nokta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dış piyasalarda S&P'de beklediğim düzeltme başlarsa ben 81.882.000 bölgesini tutmayacağını düşünüyorum. Evet. Yani o zaman da neresi olur adresler? Yani 78.000 bölgesi. O zaman S&P'ye bağlı olarak, yani Amerika'ya bağlı olarak şöyle bir şey bekliyorsun. Yani S&P eğer 1450'ye doğru inerse, buraya evet, gelse bile buradan aşağı. Evet. Hocam gong çalınacak, bir gidelim mi borsaya tekrar? Evet, gidelim, ondan sonra da bizim borsanın şu an hemen arkadaşlar grafiği de o sırada verebilir miyiz? Açılış ne oldu, hemen onu da şey yapalım. Evet, başbakan şu anda gongu vurmak üzere anladığımız kadarıyla. Evet, düne göre artı da başlamış. Şu an henüz gongu vurmadı ama şu an 83.500 disket emirlerinde. Düne göre biraz artı da başlamış Sayın Başbakan'ın hatırına. Evet. Dönelim tekrar. Tekrar dönelim. Evet. Gong'dan sonra grafiğe bakacağız yine. Hatta bir dakikalık grafiğe geçeyim ben. Evet, kurmaylarıyla Başbakan gongu vuracak, bekliyoruz. Dünya genelinde böyle birleşik mi borsalar? Evet, evet. Yani biz aslında küresel trende uyduk bu şekilde. Çok geri kalmıştık, yani çok geriydi bu eski uygulama. Bir kooperatifti aslında borsa. Yani tam bir devlet kurumu da değildi. Yarı bir devlet kooperatifiydi falan. Yani şöyle şu halini... Şimdi kurumsallaşmış ve küreselleşmiş durumda anladığımız kadarıyla. Evet, küreselleşmiş belki çok iddialı olabilir ama küreselleşecek diyelim. Yani küreselde önemli bir şey. 10, 9, evet. 8, 7... Borsa İstanbul'un... Sayın başladı. Tüm iktisadi hayatımızın en önemli hareket noktası olarak şu anda gongunu çalıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet, gong töreniyle birlikte değerli konuklar, Borsa şimdi İstanbul açıldı. Evet, şu an açıldı. İstanbul Borsa bayraklarının dalgalandırılmasını izliyorsunuz. Açılış İstanbul'un köprülerinde de kutlanıyor. Evet, köprüye bayrak asılmış ama o kadar rüzgar var ki köprünün altına yapışmış bayrak tam görünmüyor. Evet. Evet, şu an hemen grafiği verelim ve bizim arkadaşlar. Evet. Evet, şu an açılış etkisi sonrası, gong sonrasında endeks 83.444'te. Başbakanın en azından eli dünkü düşüşü bir miktar durdurmuş gözüküyor. Erkin, ne diyorsun? Evet, evet. Yani öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Şimdi seviyeleri konuşuyorduk. Yani o, evet. Bu arada yani Borsa İstanbul'la ilgili ben de şunu söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki dönemde beklediğimiz ve görmek istediğimiz şey
Borsa İstanbul'un bölgedeki önemli borsalarla birleşmesi. Hı hı. Bölgedeki önemli şirketlerin Polonya'daki, Macaristan'daki, Avusturya'daki, Almanya'daki şirketlerin burada da kote olabilmesini sağlayabilecek enstrümanlar çıkartabilir. Adım mı atılmış oldu böylece acaba? Her şeye adım atıldı aslında ve ben doğru yönde ilerlendiğini düşünüyorum. Artı SPK'nın da yeni taslağı, sektörü farklı bir noktaya getirecek yönde atılacak çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani finans piyasaları, hakikaten Türkiye finans piyasaları sunacağı enstrümanlarla bölgenin en önemli oyuncularından biri haline gelecek gibi gözüküyor. Şey demin kesilmişti. Sen hani şeyi de söyle, onu seyirci merak eder. Ben biliyorum seyirci ne. Moody's olayı. 82 bin aşağı geçilirse senin hedef neresi? Evet, 78 bin, 79 bin bölgesi, sonra da 75 bin. Önceki 86 bin, 775 bin. Yani Haziran'a kadar, Haziran sonuna kadar olan dönemde, evet. 75-78 aralığına kadar, evet. Diyorsun. Evet. Bir cümleyle altını, tabii, alabilir miyiz? Altında nasıl bir trend bekliyorsun? Altın şöyle, altını bir emtia gibi mi, yoksa bir sığınılacak liman gibi mi hareket edeceği konusunda çok ciddi görüş farklılıkları vardı. Şimdi düzeltmeyi tetikleyen faktör altının yönünü de belirler. Eğer düzeltmeyi tetikleyecek faktör geçen haftalarda yaşadığımız gibi Güney Kıbrıs vari bir risk ise, o zaman piyasalara düzeltme gelirken altın yukarı gider. Anladım. Yani yükselecek mi, onu bekleyeceğiz. Şimdi düzeltmenin nedenine bağlı. Onu söyleyeyim. Yani Avrupa'daki bir borç kriziyle ilgili bir sorunsa, o zaman altın fiyatları benim ikinci çeyrekte düzeltme yaşanırken altın yukarı gidebilir. Aksi halde şu anki mevcut koşullardan kaynaklanan, faktörlerden kaynaklanan düzeltmede altın fiyatlarının gerilemesi beklenmedi. Nereye kadar? Benim düşüncem 1500 bölgesine kadar bir altında geri çekilme olabilir, ama 1500'ün altı şu aşamada bir hayli zor, çünkü parite de geldi aşağıya. Yani parite ile altın, dolar değer kazandıkça genelde altını olumsuz etkiler. Evet. Parite buradan nereye kadar gidebilir? Benim beklentim önce 1.2650, 25, belki 1.20, o da S&P'deki düzeltmenin derecesine bağlı olacak. Hani 1440 bölgesinde. O zaman şeyde Erkin'cim, anladığım şey şu: Amerika'da çok ciddi bir düzeltme bekliyorsun ve bu sadece Amerika değil, altını da etkileyecek. Evet. Euro dolar paritesini de, artı IMKB'yi de benzer şekilde etkileyecek. Böyle bir resim çizebiliriz. Yani ben doğru mu anladım? Doğru. Tamam. Doğru. Yani %10, %20 aralığında bir piyasa düzeltmesi. Düzeltmede de ne olur? Parite de yön aşağı olur. 10 yıllıklar büyük ölçüde yaptı hareketi, hazine faizleri. Evet. Dünya borsa endekslerinde yön aşağı olur. İMKB'de buna katılır diye düşünüyorum. Evet, bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Teşekkür ediyoruz. Hocam, son cümlemizi alalım. Ben teşekkür ederim. Süremiz bitti ama şeyi söyleyeyim ben yine de. Aramıza hoş geldin. Sen de Gedikli oldun. Şu an aslında hoş yayında olur. İki tane Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı var. Benim alanım çok farklı. Yatırım danışmanlığı birimi. VOB işlemleri ve fon yönetiminde. Hayırlı olsun o zaman diyelim. Yeni geldi aramıza. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok hayırlı teşekkür ederim. Olsun. Ben de çok mutluyum sizinle beraber aynı takımda olmaktan. Paranın rotasına katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizi bizimle. Tebrik ederiz bu arada. Evet. Tebrik ederiz elbette. Barış kaçtı Fener yenince. O yüzden ben varım. Gerçi ben de Galatasaraylıyım ama olsun. Tebrikler tabii ki. Teşekkür ediyoruz hocam size de. Bugün paranın rotasında birlikteydik sevgili seyirciler. Az sonra haberlerle karşınızda olacağız yeniden. Koz Altın paranın rotasını sundu.